Durmak yok, reel sektörü vurmaya devam. BDDK'nın aldığı bugünkü karar bunu çok net bir şekilde ortaya koydu ve son noktayı da koydu. Bundan sonraki süreçte kobilerin, esnafın ayakta kalma ihtimali neredeyse yok, özellikle bu taksit kısıtlamalarından sonra. Tabii reel sektörün batması, tek başına reel sektörün batması anlamına gelmiyor, batık kredilerin artması ve büyük bir finansal krizin çıkması, dolayısıyla bankacılık sisteminde önümüzdeki dönemde çok büyük bir krize girmesi anlamına giriyor. Nedenlerini sizlerle paylaşacağım. Tabii ki doları da konuşacağız. Dolar neden 765 seviyesine kadar gevşedi? Bu düşün. Devam edecek mi? Merkez Bankası'nın 24 Aralık'ta bir faiz arttırımı söz konusu olabilir mi? Bunun da yine reel sektör üzerinde etkileri ne olur? Bütün bunları sizler için değerlendireceğim. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. İlk önce hemen dolarla başlayalım. 7.65.42 seviyesinde bir dolar kuru görüyorum. 5 kuruş, 10 kuruş, 20 kuruş düşürürsünüz doları 7.50, 7.60 seviyesine çekersiniz ama bu öyle büyük bir gerilim yaratır ki bıraktığınız an itibariyle bir anda 15-16'da görürsünüz. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Çünkü Türkiye'nin kırılganlıkları her geçen gün artıyor arkadaşlar. Ve işin kötü tarafı kırılganlıkların artması için arka arkaya yanlış kararlar verilmeye de devam ediliyor. Geçmişte yapılan yanlışlar tekrar tekrar doğruymuş gibi bir kez daha yapılmaya çalışılıyor. Daha önce de BDDK taksit kısıtlamalarına gitmişti. Piyasa kitlenmişti. Piyasanın kitlenmesiyle birlikte sistem çökmüştü. Yine aynı tabloyu görüyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Yine taksit kısıtlamalarına gidiyorlar. Bunun etkileri de sonuç olarak finansal cephede dövizde çıkacak. Şimdi BDDK'nın açıklamalarından biraz bahsetmek istiyorum sizlere. 300 bin lira altı olan taşıt kredisinde taksit sınırı 48 aydan 36 aya indirildi. Zaten Türkiye'de en çok satılan araç sınıfı 300 bin liranın altında olan araç sınıfı. Çünkü Türkiye'de araçlar 200 bin lira ile 300 bin lira aralığına sıkışmış durumda. Ve bu araçları almak için insanlar mümkün olduğunca uzun taksitlere giriyorlardı ve genel itibariyle de bu araçları iş yerlerinde kullanıyorlardı. Bu uygulamanın devreye girmesiyle yani 48 aydan 36 aya çekilmesiyle birlikte pek çok insan, pek çok şirket araç alamaz hale gelecek. Araçta çok ciddi bir talep düşüşü yaşanacak. Zaten talepler dibe vurmuştu, daha da dibe vuracak. Bunu gören sıfır araç satıcıları, Türkiye'deki üreticiler ya da distribütörler fark etmez, araç üretmekten vazgeçecekler. Yurt dışından getirenler de burada stok yapmaktan vazgeçecekler. Zaten bunu yapmışlardı. Şimdi bunu çok daha net bir şekilde yapacaklar. Peki bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Biraz bundan bahsedeyim sizlere. Yurt dışından sipariş usulü getirdiği zaman firmalar araçları 3 ay sonraya, 4 ay sonra, 5 ay sonraya takvim verecekler. Ve insanlar da 3 ay, 4 ay, 5 ay beklemek istemediği için yan sektörlere gitmeye başlayacaklar. Yani ikinci el araç sektörüne dönecekler. İkinci el araç sektörde fiyatı belirleyen olacak. Sıfır araç 300 iken ikinci elde 320, 330, 350 lira gibi fiyatlar göreceğiz. Öbür taraftan geçmişteki uygulamalar bugün de uygulanmaya devam edilecek ve daha da vahşice uygulanacak. O ikinci elde satış yapanlar büyük ihtimalle sıfır araç satanlardan kapatmalar yapacaklar. Araçların büyük bir bölümünü onlar sipariş edecek. Dolayısıyla piyasada araç bulmak daha da zorlaşacak. Bütün bunlar araç fiyatlarının, ikinci el araç fiyatlarının kontrolsüzce artmasını beraberinde getirecek. Otomotiv sektöründe bir kara borsaya doğru gidiyoruz. Bunu bir tarafa koyalım. Öbür taraftan daha tehlikeli olanıysa diğer sektörlerin yapısının genelde kobiler ve esnaflardan oluşuyor olması. Mobilya, elektrikli eşya ve elektronik eşya sektöründe pek çok küçük esnaf kobi batacak. Çünkü taksi sayılarını aşağıya çektiğiniz an itibariyle buradaki talebi çok önemli ölçüde kısacaksınız. Bu adamların pek çoğu da borçlu ve borçlarını ödeyemez hale gelecekler. Dolayısıyla iflaslarını ilan edecekler. Aynı zamanda bankalara olan borçlarını da ödeyemeyecekler. Bankaya olan borçlarını ödeyemedikleri için de korkunç batıklarla karşı karşıya kalacağız. Şimdi BDDK'nın bu sektörlerle ilgili kararlarını bir sizlerle paylaşayım. Mobilya ve ve elektrikli eşya alımlarında taksi sayısı 18 aydan 12 aya düşürülüyor. Elektronik eşya alımlarında taksi sayısı 6 aydan 4 aya indiriliyor. Almayın kardeşim siz buradan eşya demek. Vatandaş zaten alım gücünü kaybetmiş durumda. Bir de taksi sayısındaki avantajını kaybettiği an itibariyle talebi kesecek ve bu firmalar batma noktasına gelecek. Peki bu firmalar bu yıl ne kadar borçlanmışlar? Borçluk oranlarını ne kadar arttırmışlar? Yarın öbür gün işler açılır, devlet bizim elimizden tutar, bu taksi sayıları bu şekilde devam eder diye ne kadar borçlanmışlar ona bakalım. %40 oranında evet 2020 başından bu yana %40 oranında borçluluk seviyelerini arttırmışlar. 2019 Kasım'da 618 milyar lira olan borçları 2020 Kasım'da 862 milyar liraya çıkmış. Bunlar bankalara olan borçlar bu arada özellikle söylemek istiyorum. BDDK verileri bunda özellikle belirtilmiş dökmek istiyorum. Biraz önce bahsettiğim senaryodan dolayı kobiler ve esnaf battığı an itibarıyla bu kadar büyük bir batıkla karşı karşıya kalan bankacılık sistemi büyük bir finansal krize girecek. Büyük bir bankacılık krizine girecek ve bunun bedeli de çok ağır olacak. Bugün 7.50, 7.60, 7.70 seviyelerinde tutuyoruz dolar diye övünenler o gün eyvah biz ne yaptık, nasıl bir yanlış yaptık da buralara geldik diye kafalarını duvara vurmaya başlayacaklar. Şaka maka değil arkadaşlar. 862 milyar lira sadece kobilerin ve esnafın olan borcu. Ve bu borçları esnaf, kobiler ödeyemezse bankacılık sistemin ayakta kalma ihtimali yok. Çok büyük bir tehlikeden bahsediyorum. Ve sadece doları baskılayabilmek adına bu adımları atıyorlar ve piyasayı sıkıştırıyorlar. Sadece kobileri köşeye sıkıştırmıyorlar. Bütçeyi de tamamen göz ardı etmiş durumdalar. Nitekim arkadaşlar ilk 11 ayda bütçenin açığı 132.1 milyar liraya gelmiş durumda. İlk 11 aydaki faiz giderlerimiz 130 milyar lira. Bakın bütçe açığı 132 milyar lira, faiz giderleri 130 milyar lira. Kafa kafaya neredeyse birebir aynı. Bu ne demek arkadaşlar? Gayet basit. Demek ki biz bütün açığımızı faiz nedeniyle veriyoruz. Tabii diğer giderlerimiz de kontrolsüzce yapılıyor ama faiz giderimiz çok yüksek faiz giderimiz neden oluştu? E, Merkez Bankası rezervlerini boşalttık. Piyasadaki doları topladık. Onu da boşalttık. O da yetmedi. Uluslararası piyasalardan borçlanmaya başladık ve tefeci faiziyle borçlanmaya başladık. Şimdi onun bedelini ödüyoruz. Geçen yıl 95 milyar liralık faiz giderimiz vardı. Bu yıl 130 milyar liralık faiz giderimiz var ilk 11 ayda. Önümüzdeki yıl 180 milyar liralık bir faiz giderini ödemek zorunda kalacağız. Bu yıl yani yaptığımız hatalar nedeniyle daha da fazla borçlanacağız ve dolayısıyla 2022 yılında ödeyeceğimiz faiz belki 250-300 milyar liralara ulaşmış olacak. Bütün bu koşullar içerisinde doları 7.50-7.60 7.70 seviyelerinde tuttuk diye seviniyoruz. E zaten dolar buraya 5 liralardan 4.80'lerden geldi arkadaşlar. Yaptığımız hatalarla hem dolar yükseliş eğilimini devam ettirdi hem de bundan sonraki süreçte yüksek faiz, yüksek döviz ve yüksek enflasyon sarmalının içerisinde girmiş durumdayız. Bir de hem kobilerimizi, esnafımızı patlatıyoruz hem de bütçemizi patlatmaya devam ediyoruz. Daha da risklerimizi büyütüyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Dolar 7.65'e çekildi. Bravo Şakşak şak diyen arkadaşlarımıza cevap verelim. Bir, dolarda bir trend değişikliği yok arkadaşlar. Bu düşün temel nedeni 24 Aralık'ta olası bir faiz arttırımı. Yani yani 200 bas puanlık bir faiz arttırımı daha gerçekleştirilecek Merkez Bankası tarafından. Ondan dolayı da dolar geri çekiliyor meselesi. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bugün %15 seviyesinde bir politika faizinden bahsediyoruz. Bugün enflasyon %14 seviyesinde. Üretici enflasyonuysa ise 23 seviyesinde. Yani arada tam 9 puanlık bir fark var. Demek ki önümüzdeki ay tüketici enflasyonuna önemli bir kısmı yansıyacak. %16, %17 belki %18'lere bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Öyle bir durumda 24 Aralık'ta siz faizi 200 bas puan arttırdınız ve %17 seviyesine çektiniz diyelim. O an itibariyle enflasyonunuz %14 arada da 300 bas puanlık bir fark var. 300 bas puanlık fark için bir kere yerliyi dövizden vazgeçiremezsiniz. Kimse 3 puan için Türk lirasına dönmez. Hele ki bir yıllığına hiç dönmez. Öbür taraftan arkadaşlar yabancılar da Türkiye'nin kırılganlıklarını emin olun bizden çok daha net bir şekilde okuyorlar. Hem BDDK'nın hem Merkez Bankası'nın yaptığı hataları çok net bir şekilde görüyorlar ve sürekli olarak da bize gelgel gel yapıyorlar. Neden? Türkiye ekonomisini işin içinden çıkılamaz bir hale getirmek adına. Çünkü bunu yaptıklarında Türkiye'deki faiz ortamı belki %40 belki %50 seviyelerine kadar yükselecek. Hem de kur patlayacak. Dolayısıyla yüksek fiyatlarla kurunu gelecek bozacak ve sonrasında %40-%50'lik faiz ortamına girecek. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir getiriyor. Bunu sağlamak adına elinden geldiğince Merkez Bankası'nı gazlamaya devam ediyor alttan altı. Siz faizi sadece yükselttiğinizle kalıyorsunuz. Dövizde yükseliş eğilimi de devam ediyor. Şimdi biraz önce sizlere yaptığım enflasyon hesabı 24 Aralık'ta bu kararı verdiğiniz 17'ye çıkarttınız diyelim ki politika faizini. Bir hafta sonra ayın 3'ünde 4'ünde enflasyon rakamları açıklanacak. Ve enflasyon 17-18 seviyesinde geldiğinde tekrar siz negatif ortama döneceksiniz. Tekrar bir faiz arttırımı yapmak zorunda kalacaksınız. Ve yine enflasyonunuz yükseliş eğilimini devam ettirecek. Çünkü vergi oranları çok yüksek. Dolaylı verginin fiyatlar üzerindeki etkisi çok yüksek. Kurun piyasadaki fiyatı daha yüksek. Burada siz 7.65-7.70 seviyesini görüyorsunuz. İthalatçı fiyatlaması 9 lira, 10 lira, 11 lira hatta 12 liradan yapıyor. Olası bir kur şokuna karşı kendini garantiye almak için. Hatta devletle çalışan özel sektör firmaları bile bu anlaşmaları devletle buna göre yapıyor. Alın Avrasya Tüneli bu yılın başında 5 lirayken dolar 9 lira üzerinden anlaşmasını gerçekleştirdi. Demek ki piyasadaki dolar fiyatıyla bizim ekranda gördüğümüz dolar fiyatı birbirinden tamamen farklı ve kopmuş durumda. Öyle ya da böyle bizim ekranda gördüğümüz dolar mutlaka piyasadaki dolar fiyatına ulaşır ve ulaşıyor arkadaşlar. 5 liraydı 9 liraya göre fiyatlandı. 5 liradan 9 liraya doğru gitti. Dolar. Bütün baskılara rağmen 7.65 seviyesine ancak getirilebildi. Demek ki bunlar boşa çabalar. Onu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Önümüzdeki hafta yapılacak 200 bas puanlık, 300 bas puanlık bir faiz arttırımı faizleri yukarıya çekmek dışında hiçbir işe yaramayacak. Dövizin düşmesini sağlamadığı gibi Türkiye'deki kırılganlıkları arttıracak. Bu kırılganlıklar yarın öbür gün yaşanacak kur şokunun şiddetini arttıracak. Belki 14-15 seviyelerinde duracak dolar. Bunlar sök süreçte 16 17 seviyesine kadar yükselecek. Bu kırılganlıkları ve şiddeti arttırdığınızda 20 liraları zorlamaya başlayacak. Siz ne kadar baskı yaparsanız, piyasanın dengeleriyle ne kadar oynarsanız o kadar büyük problemler yaratırsınız. Bir yandan reel sektörünüzü çökertirsiniz, öbür taraftan bankacılık sisteminizi riske sokarsınız ve aynı zamanda büyük bir enflasyonist ortamla büyük bir kur şokuna temel hazırlarsınız. Geçmişte de yapılan buydu, bugün de de yapılan bu hata yaparak doğruyu bulmak mümkün değil. Doların bu seviyesi emin olun benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü ne yazık ki yapılan bu hatalar yüzünden çok yakın bir dönem içerisinde biz doların 8.80'e gittiğini göreceğiz ve onlar ne yazık ki bizim iyi günlerimiz olacak. Yapılan arka arkaya hatalar nedeniyle Türkiye devalüasyonist etkileri arka arkaya yaşayabilir. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Euro ve sterlinde doların düşüne bağlı olarak bugünlerde düşüyor, gevşiyor ama euro ve sterlinde de yükseliş eğiliminin çok hızlı olacağını söyleyeyim. Kırılganlıklara bağlı olarak kısa vadeli dış borcumuz korkunç bir şekilde artıyor. Bütçe açığımız artıyor. Esnaf ve kobiler üzerindeki baskı artıyor. Bankacılık sistemindeki batık ihtimalleri her geçen gün biraz daha artıyor. Ve bu koşullar içerisinde biz finansal sistemimizi dengede tutacağız kardeşim diyorsunuz. Mümkün değil arkadaşlar. Bakın altını çizerek söylüyorum. Mümkün değil. Dolar, euro ve sterlindeki bu geçici düşüşler çok kısa vadeli olacak. Hemen sonrasında atak hareketlerini görmeye başlayacağız. Ne kadar sıkarsak o kadar şiddetli patlayacak. Bunu özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Altının onsu. Bakın altının onsu da çok önemli bir örnek. Uluslararası piyasalarda aynı oyunu oynadılar. Altın onsunu suni olarak aşağıya çekiyormuş gibi yaptılar. Defalarca bunu söyledim sizlere. Rahat olun arkadaşlar. Merak etmeyin arkadaşlar. 1830-1820 buralarda taban yapıyor kendisine. Tekrar kendisini yukarıya atacak. Çünkü dünya bunu gerektiriyor. Dünyanın şartları bunu gerektiriyor diye defalarca paylaştım sizlerle biliyorsunuz. Teşviklerden bahsettik, dünya risklerinden bahsettik, koronavirüsten bahsettik, aşıların yeterince işe yaramayabileceğinden bahsettik. Fed'in varlık alımlarından bahsettik. Ekonomilerin kapanacağından bahsettik. Dolayısıyla altın bu kadar risk ve teşvik varken bu seviyelerde kalamaz yükselir. Ve sonrasında rekor üzerine rekor kırar dedik. Ve altın ortalamaların üzerine çıkmış durumda. 1886 dolar seviyesinde. Buralarda biraz sıkışmış gibi. Ama burada kendisine oluşturduğu taban sonrasında kendisini hemen 1900'ün üzerine atacak. Ve 1960 seviyelerine kadar hızlı bir şekilde gittiğini göreceğiz gram altın doların bu seviyelerine rağmen yani 7.65 seviyelerine rağmen altının onsunun yukarıya hızlı hareketleriyle birlikte 500 liranın üzerine çıkacak. İlk hedefimiz 530-540 aralığı dolar bu seviyelerde kalırsa. Dolar 8 seviyelerin üzerine çıktığı an itibariyle ve altın onsu da 2000 doları zorlamaya başladığı an itibariyle de 550-560 aralığında bir gram altın fiyatı göreceğiz. Yani arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Çok riskli bir süreçteyiz. Çok ciddi ilizyonlar var. Gözümüzün içine baka baka hem uluslararası piyasalarda hem de Türkiye'de çok enteresan ilizyonlar Bunlar çok ilginç tezgahlar kuruluyor Bu tezgahlara gelmemenizi ısrarla, öneriyorum. Tabii ki son karar sizin. Tabii ki bizim söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değil. Ama bu kadar uzun uzun anlattığım tablo gösteriyor ki arkadaşlar, ne yazık ki Türkiye'deki kırılganlıklar azaltılmak bir yana her geçen gün arttırılmaya devam ediliyor ve bu kırılganlıkların artması da Türkiye'deki dengelerin çok daha sert bir şekilde bozulacağını ve hem dolarda hem gram altında şok hareketlerin olacağını bize gösteriyor. Keza gümüşte de aynı tabloyu Göreceğiz. altına paralel keza euroda sterlinde de aynı hareketleri göreceğiz dolara paralel olarak. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Twitter'dan hem de Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.